Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Xiaomi'nin Mi Scooter 3 ile birlikteyiz. Böyle detaylı bir incelemesi değil. Bu ürünü kiraladım. Şöyle söyleyeyim, kiralarsın.com üzerinden kiralamasını yaptım ve bir haftalık deneyimlemek istedim. Çünkü böyle bir scooter arayışım vardı ve hani bunu kullanıp da aslında almak istiyordum. Nasıl yol tecrübesi, işte Arnavut kaldırımlı yollarda nasıl bir performans verir vesaire, ya da benim gibi bir kiloda insanı taşır mı? Bunları merak ettiğim için bir kiralama yaptım. İsterseniz siz de kiralarsın.com'dan kiralamayı yapıp daha sonrasında memnun kalırsanız ikinci el olarak da kiralamış olduğunuz ürünü satın alabiliyorsunuz. Şimdi Mi Scooter 3 ile birlikteyiz. Bu ürünün 3 tane modu bulunuyor ve uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Mi Home uygulamasını indirip direkt scooter'ınızı eşleyip işte orada yaptığınız yol, şarj göstergesi, şarjının ne kadar gidebileceği gibi vesaire birçok şeyi zaten Mi Home uygulaması üzerinden görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben yaklaşık 86-87 kiloyum ve üzerine bindiğimde hani küçük bir scooter kalıyor aslında baktığınızda ve burada da bir ayaklık kısmı bulunuyor. Scooter'ı koyduğunuzda düşmesini engelliyor ayaklığı olduğu için. Scooter'la ilgili söyleyebileceğim kullanıcı deneyimi olarak bilgileri de hemen paylaşayım sizlerle. Öncelikle 1 adet yürüme modu, 1 adet D modu, 1 adet de spor modu bulunuyor. Yaklaşık batarya süresini 4 ila 5 saat arasında fullleyebiliyorsunuz. Yani yatmadan bataryasını taktığınızda sabaha kadar fullenmiş oluyor. Cihazı istediğiniz zaman mesela bir kafeye gittiniz ya da bir misafirliğe gittiniz, şarja takabiliyorsunuz. Bataryası zarar görmüyor ve yaklaşık batarya ile birlikte 20 ila 30 kilometrelik bir menzil sunuyor. Tabii bunu spor modda kullanırsanız veya kilonuz daha ağırsa bunlar düşecektir. Şimdi ben bir cihazı şöyle hemen açayım. Şu ayaklığımızı bir kaldıralım. Zaten tuşa basılı tuttuğumuzda bir kere açılıyor ve direkt burada modlar geliyor. Böyle iki kere hızlı şekilde tıklarsanız modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yürüme modu, D modu ve spor modu olarak. Bir de şöyle göstermek istiyorum. Bak, bir kere tıkladığımda burada ışığı yanacak. Gördüğünüz gibi bu da gece görüşü için iyi. Şimdi şöyle bir turluyorum. Bu arada ilk çalıştırmak için biraz kendiniz itmeniz gerekiyor ve mandala basıp çekmeniz gerekiyor. Şimdi şu anda mesela kendisi gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi çamurlu yollarda geziyorum. Yani başka çekebileceğim bir alan yok. Burada da bu arada kamyonlar vesaire var. Şu an hız konusunda iyi. Cihazın üzerinde bir adet böyle bir nasıl diyeyim, zil var yani. Çok yeterli değil. Keşke bir elektronik zil koyulsaymış. Yaklaş bir böyle istersen. Bir ekranı da buradan gösterelim. Üzerinde zaten bir gaz pedalı bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi gaz pedalı bu şekilde. Zaten buradaki tuşla da modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu da kornası, yani zili. Burada da bir fren var ve bu sanırım kombine bir fren. İkisiyle birlikte fren yapmanızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi mesela frene bastığınızda hem önü hem de arkayı frenlemiş oluyor. Şimdi şöyle bir durum var. Arkadaki stop lambası da öndeki ışığı yakarsanız, kapatırsanız kapanıyor, yakarsanız da yanıyor. Yani hem öndeki far yanıyor bu şekilde, hem de arkadaki stop lambası, yani arkadan geçecek kişiler de sizi rahatlıkla görebiliyor. Yaklaş istersen biraz da. Şimdi şöyle scooter'ın ben size şunu göstermek istiyorum. Şurayı bir göster hemen. Burada bir mandal bölümü bulunuyor. Bunu bak, şuradaki mandalı yukarı kaldırıyorsun ve bunu aşağıya çektikten sonra scooter artık böyle kapanıp açılabiliyor. Tabii ben şu an çekim yaptığım için bunu tam kapatmayacağım. En son kapatacağım. Bu şekilde de klikli şekilde oturmuş oluyor yerine. Şimdi bir süreyim tekrar. Az önce insanlar vardı, süremedim çok fazla. Birazcık itiyorum. Mandala bas çek yapıyorum ve scooter gitmeye başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi bayağı böyle hani tümsekler de aslında size bir acı hissettiriyor. Yani acı demeyeyim de böyle tümsekleri hissediyorsunuz üzerinde amortisör olmadığı için. Ve şu an böyle bozuk yollarda deniyorum. Zaten çekebilecek başka bir yer yok. Şimdi fren performansını da şu ortamda bir deneyeyim. Bak, frene gidiyorum gidiyorum, bastım. Fren iyi gibi. Hatta bu düz yolda fren yaptığınızda böyle sanki sizi düşürecekmiş hissiyatı veriyor. Bence bu scooter'la Arnavut kaldırımlarında kullanamazsınız. Arnavut kaldırımlarında aşırı derecede sizi rahatsız eder. Bunun detay görüntülerini de böyle göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi kilometresi, şarjı yanıyor. Burada şarj ışığı ve kilometre hızı yanıyor. Benim gördüğüm spor modda 20-23 arası gidiyor. Böyle tek tuşa bastığınızda öndeki ışığımız yanıyor. Kapatıyoruz tekrar tuşa bastığımızda ve iki kere bastığımızda da modlar görüyorsunuz. Yürüme modunda tekrar bastım, D moda geçti. Tekrar bastığımda da spor modda. Yani cihazın spor modda olması, D modunda olması iyi ve yapısı da gerçekten, hani şu malzeme yapısı gerçekten kaliteli olmuş. Tabii bu üçüncü serisi bu arada. Arkadaki frenleri görüyorsunuz. Zaten gücü buradan alıyor. Hemen çamur oldu bu arada. Üst kısımda gayet yeterli ayak koymak için. Yani bir deneyelim bak. Bir tane ayakkabı şu an
37 numara bir ayak koyuldu üstüne. Hani şurada bir tane daha ayak koyulacak yer var. Benim mesela ayağım 43 numara. Şu an bu benim ayağım. Koyduğumda gördüğünüz gibi bir kısım daha orada boşluk kalıyor. Yani diğerini de koyabilirim rahatlıkla. Cihaz bu şekildeydi. Şimdi etrafımızda araçlar var ve bu insan ne yapıyor diyorlar. Bayağı çamura girdim. Şöyle ileriden bir daha döneceğim. Bu arada inşallah mikrofonumuz rüzgar almıyordur. Şöyle hemen dönüyorum ve şurada fren yapacağım. Bak tam şurada. Yaptım. Bayağı böyle önü de kilitliyor gibi. Bazen takla atacakmış hissiyatı yaşattırıyor bana. Şimdi skuterımızı şöyle bir kapatalım hemen. Şarjımız bitmesin. Bu arada spor modda bayağı şarj yiyor. Skuter isteyenler için aslında ideal. Şarj süresi olsun, gideceği kilometre olsun. Şimdi bununla ağırlığınıza göre değişiyor demiştim ama yaklaşık 20 kilometre rahatlıkla gidebiliyorsunuz. 5 saatlik, 4 saatlik bir şarjla %100 oluyor. Ve gittiğiniz ortamlarda hemen şöyle katlayarak da göstereceğim şimdi size. Hafif bir cihaz olduğu için katlayıp direkt şarja takabilirsiniz. Metroya, otobüse vesaire binebilirsiniz. Bu şekilde katlanıyor. Elinizde taşıyabiliyorsunuz. Şimdi skuterla ilgili dediğim gibi bir kiralama yaptım. Eğer bu ürünü satın alırsam daha farklı bir incelemesini de sağlamaya çalışacağım. Ama bu kullanıcı deneyimiydi. Yani memnun muyum? Evet, aslında baktığınızda fren sistemi olarak, işte yapısı olarak memnun olduğumu söyleyebilirim. Ağırlık olarak biraz zor taşınabilecek. Kadın kullanıcılarımıza çok önermeyeceğim bir model. Çünkü bunu böyle her yere taşıyamazlar. Ama biz erkekler biraz daha rahatlıkla taşırız diye düşünüyorum. Tabii yaklaşık bir 3-4 dakikadan sonra artık kolunuz kopmaya başlıyor. Hani taşımayı da uzaktan böyle göstermeye çalıştım sizlere. Son olarak şarja buradan takabiliyorsunuz. Ürünün içerisinden hem alyan çıkıyor hem de bu üst vidalarını sıkmanız için aparatlar çıkıyor. Buradan prize normal taktığınızda şarj edebiliyorsunuz. Burayı da açtıktan sonra burayı sıkıyorsunuz daha doğrusu. Bunları da sıktıktan sonra kabloları içine geçirip ondan sonra ürünü kullanmaya başlıyorsunuz. Skuter'la ilgili anlatabileceklerim bunlardı. Daha farklı içerikler isterseniz de kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca sormak istediğiniz sorular olursa da yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.